Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar kardeşlerim. Bugün size kelimelerden bahsedeceğim. Kelimelerin hayatımızdaki yaşantımıza etkilerinden bahsetmeye çalışacağım. Eğlenceli bir konu çünkü kelimeler bizi insan yapan temel özelliklerden bir tanesi. Bizler kelimelerle insan olduğumuzun farkına varıyoruz aslında. Çünkü birbirimizle anlaşma aracımız kelimeler. Konuşuyoruz ve konuştuklarımızı kelimelerle ifade ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, şöyle bakın olaya. Kelimeler düşünmemizi sağlıyor. Düşüncelerimizi de kelimelerle ifade ediyoruz. Yani kelimelerle düşünüyoruz. Düşündüklerimiz davranışa dönüşebiliyor. Davranış da bizim karakterimizi belirliyor. Yani insan olmamızı belirleyen temel özelliklerden bir tanesi kelimeler. Bu kadar önemli insan hayatında ki bizler onları gelişigüzel kullanıyoruz, yalap şalap kullanıyoruz, manalarını bilmeden kullanıyoruz. Olur olmaz her yerde her kelimeyi kullanabiliyoruz ve bu da bizi gerçekten çoğu zaman olumsuz derecede etkiliyor sevgili kardeşlerim. Çünkü sözler o kadar tesirli ki ilaç vazifesi de görüyor. Söz olur insanı şifaya kavuşturur, söz olur insanı yerin dibine sokar. Söz olur karanlıktan aydınlığa çıkarır, söz olur aydınlıktan karanlığa sokar sizleri. Dediğim gibi bazen şifadır, bazen ilaçtır, bazen derttir, bazen karamsarlıktır. Kelimelerle biz bunları dile getiririz. Şimdi o yüzden hani kullandığımız kelimelere biraz daha seçici davranmak, dikkat ederek davranmak bizi aslında hayatımıza karşı şöyle bir pozitifliğe doğru itecektir sevgili kardeşlerim. Çünkü kelimelerimiz güzel olursa, seçtiğimiz kelimelere dikkat ederek konuşursak, bunlar bilinçaltımıza bir şekilde bilincimiz yoluyla gidiyor. Ve olur olmaz yerde, hani üzülüyoruz ya, hani diyoruz ya işte bugün çok karamsarım. O gün ne kullandığına, hangi kelimelere takılı kaldığına biraz dikkat et bence. Belki de gereksiz yere bir kelimeyi çok tekrar ediyorsun. Şimdi devamlı hastayım diyen bir insan, devamlı bu hastalıktan nasıl kurtulacağım, devamlı bu kötü durumdan, bu karamsarlıktan, bu bitkinlikten, bu halsizlikten nasıl kurtulacağım diye diline dolayan, kelimelere döken insanlar nasıl mutlu olsunlar? Fakat sağlıklıyım, şükürler olsun bugün de gayet güzel geçiyor. Ya ufak tefek sıkıntılarım oldu ama gerçekten yaşamaya da değerdi. Çok pozitif bakıyorum hayata, gerçekten gülebiliyorum. Yiyorum, içiyorum, sağlıklıyım, şükürler olsun. Dediğiniz zaman da nasıl kötü olabilirsiniz ki? Olamazsınız. İşte bunları biz kelimelerle dile getiriyoruz. Farkında olarak veya olmayarak hayatımıza şöyle sabahtan akşama kadar bir bakın sevgili kardeşlerim. Hangi kelimeleri çok dile getiriyorsunuz? Hangi kelimeler çok çok dile geldiği gibi kullanıyorsunuz? Olur olmaz yerde hangi kelimelere takılıyorsunuz? Hani bunu kelimelerinize bekçi olun anlamında söylemiyorum. Kelimelerinize bekçi yapmıyorum size. Ama kelimelerin şöyle bir sihirli gücü var. Çok tekrar ederseniz kelimeleri, hayatınızda da ona göre bilinçaltınız kodlanıyor zaten. Kelimelerle kodluyorsunuz bilinçaltınızı. Düşünün bakın 7/24 sizin için çalışan bir bilinçaltı var. Ve bu bilincinizle, siz seçtiğiniz kelimelerle o bilinçaltını ister istemez kodluyorsunuz. Devamlı kötü kelimeler kullanırsanız, devamlı olumsuzluk, yani bunu hani şöyle düşünmeyin. Olumsuz, olumlu, olumsuz diye ayırmıyorum aslında kelimeleri. Ben ne yapıyorum şu anda? Bilinçli olarak olumsuzluk. Mesela bir hastalık, olumsuzluk değil mi? Devamlı hastalığı dile getirirseniz, hastalık kelimesini dilinize dolarsanız tabii ki bu bilinçaltı bundan etkilenecek. Yani benim burada demek istediğim sizlere bilinçaltınıza güzellikleri empoze etmeniz. Güzel kelimeleri kullanmanız. Hayatınızda dile getirdiğiniz kelimeleri biraz özenle seçmeniz. Yani sabahtan akşama kadar ben sizi kelimelerinize bekçi yapın, bekçi olun demiyorum. Böyle bir şey söylemiyorum. Diyorum ki sadece kelimelerinize dikkat ediniz. Hayatınıza böyle pozitif yönde tesir edebilecek kelimeleri kullanınız. Mesela hani telkin diyoruz ya, olumlama diyoruz ya. Aslında bunlar bu. Bilinçaltını güzel bir şekilde kodlama yöntemleri. Fakat böyle işte sağlıklıyım, huzurluyum, mutluyum demekle bilinçaltı kodlanmıyor. Bunu bir alışkanlık haline getirin. Her halinize şükredin. Her zaman sağlıklı olduğunuzu vurgulayın. Bir de kelimelerin içini doldurun sevgili kardeşlerim. Mesela telkin diyorlar ama kuru bir söylemden öteye gitmiyor. Asıl telkin nedir? Bütün nörolojik yolları devreye sokmaktır. O kelimeyi duyduğunuzda. Mesela sağlıklıyım dediğiniz zaman altı o kadar dolu olmalı ki.
Yani hem fiziksel, hem ruhsal, hem zihinsel böyle her türlü iyilik hali gelmeli aklınıza. İşte mutluyum dediğiniz zaman mutluluğa yüklediğiniz o güzel anlam gelmeli. İşte huzurluyum dediğiniz zaman huzura yüklediğiniz o anlam gelmeli. Kuşlar, böcekler, deniz kenarı vesaire. Çünkü tüm nörolojik sistemler devreye girmeli. Bağlar, yollar devreye girmeli sevgili kardeşlerim. İşte asıl telkin budur. O yüzden kelimelerin benim naçizane tavsiyem, bunu ben Hayatımla Barış kitabımda da yazdım sevgili kardeşlerim. Dedim ki hayatımıza kelimeler seçelim. Sihirli kelimelerimiz olsun. Mesela sağlıklıyım, huzurluyum, mutluyum, umutluyum, uyumluyum, andayım, farkındayım, zindeyim, zirvedeyim, başarılıyım gibi kelimeleri devamlı tekrar edin. Fakat bunların altını önce bir doldurun. Gidin sağlıklı olmak ne demek? Araştırın, bakın, bulun. İşte huzurlu olmak nedir? Araştırın, bulun. Kendinize göre bir yöntem geliştirin. Başarılı olmak nedir? O başarıya yüklediğiniz anlam nedir? Onu güzelce bir altyapısını oluşturun. Altyapısı böyle kuvvetli olsun. Ve her gün bu kelimeleri tekrar edin hayatınızda. Bakın göreceksiniz ister istemez zaten başka türlü konuşamayacaksınız. Yani kötü bir cümle veya olumsuz bir cümle kurarken buna da ne gerek vardı diyeceksiniz. Çünkü asıl telkin, asıl olumlama budur. Altları dolu olmayan, altları kuru kuru böyle sadece söylemden öteye gitmeyen kelimeleri tekrar etmek telkin değildir zaten sevgili kardeşlerim. Telkin dediğimiz zaman bu kelimelerin gücünden yararlanmak demek. Ve bu kelimeleri devamlı tekrar ede ede dilimize dolaya dolaya aslında bilinçaltımızı da kodlamak demek. Ve siz ister istemez bir iyilik halinde olacaksınız zaten. O yüzden ben naçizane size tavsiye ediyorum sevgili kardeşlerim. Dilimizdeki kelimelere şöyle bir bakalım. Çok neyi dillendiriyoruz? En çok neyi konuşuyoruz? En çok neyi paylaşıyoruz? Bunları bir şöyle bir tespit edin. Ondan sonra onların yerine güzel cümleleri, güzel kelimeleri yerleştirin. Bakın ortada problem falan kalmayacak. Devamlı hasta olduğunuzu söylemeyin. Devamlı sağlıklı olduğunuzu ima edin. Tamam, hastalık da sağlık da her şey yaşamda var zaten. Bunu biliyoruz. Bizler İyilik için dua istiyoruz. Mesela Allah'tan dua isterken ne yapıyoruz? Kötü halinizi istemeyin diye bir telkin var. Allah'tan devamlı iyilik halini isteyin. Siz de dilinize güzel kelimeleri tekrar ede ede kullanırsanız zaten bir iyilik hali isterseniz olacak ve psikolojiniz de düzelecek sevgili kardeşlerim. Kelimeler gerçekten sihirli ve bu kelimelerin sihirli gücünden faydalanmanızı ben size özellikle tavsiye ediyorum sevgili kardeşlerim. Allah yar ve yardımcınız olsun.